Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Süphan Mahallesi'nden Vanlı Sino kardeşimizin misafiri olduk. Festivalda 8 saat kuş uçuran abimiz. Festivalleri düzenleyen, çok güzel bir festival düzenleyen abimiz Vanlı Sinan kardeşimiz bizi misafir etti. Evine geldik. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Durum değerlendirmesi yapacağız. Sağ olsun, var olsun. Güzel de bir sofra hazırlamış. Selamun aleyküm abim. Aleyküm selam. Oğuz abi hoş geldin. Allah razı olsun Sinan abi. Başım gözüm var olsun. Abimi de bu konuda gerçekten takdir ediyorum. Sen de Van kuşu için elinden gelen her türlü çabayı sarf ediyorsun. Allah razı olsun. Abi bugün de dedim bir abimi misafir edeyim. Kuş hakkında biraz da yaşımız ufak olmuş olabilir ama dedim kuş hakkında birikmiş birkaç deneyimimizi, verdiğim vitaminleri, verdiğim probiyotikleri, kullandığım aşıyı, iç paraziti, kuşlarıma verdiğim yemi. Dedim ben bir bunları kuşçu abilerimle, arkadaşlarımla, hobidaşlarımla paylaşmak istiyorum. Sen oradan bura benim başım gözüm üstüne geldi. Başım var olsun. Burada Haşim abimiz de var. Yılların tecrübesi. Haşim Yalım abimiz. Selamun aleyküm abi. Sen de hoş gelmişsin. Selam. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senin de görüşlerini alalım. Valla Vanlı Sinan'ın misafiriyiz. Bir gün davet etti, geldi. Sana da denk geldi. Evet. Dediğin gibi Sinan'la Yaşar gerçekten bu 3-4 yıldır güzel festivaller düzenliyorlar. Aynen. Van için, Van kuşu için güzel saatler çıktı. Özellikle bu yaz. Bu yaz. Bunlardan bir tanesi de Sinan'ın kendisiydi. Bugün de hava çok güzeldi. Maşallah. Çok sıcaktı. Aynen. Bu damda yaklaşık benim tahminimce 30-40 kişi vardı. Rahat. O 30-40 kişi de kuşları gördü. Bir de benim Sinan'ı takdir ettiğim 30-40 kişi aynı Pakistanlılar gibi olmuştu. Sadece bu boşlukta 3-4 metre vardı. Kuşu da çok eserli olduğu için insanların içine indi. İsterse bu 3 katlıya da kendini atabilirdi. Evet. 2 katlıya da atabilirdi. Zaten kuş kalitesini de benim için bir de orada gösterdi. Sinan'ı da tebrik ettik. Helal olsun. Aynen. Helal olsun. Biz de kendim. Sinan dediği gibi yaşı küçüktür ama Sinan bir 3-5 yıl sonra daha da yani güzel bir saatler, daha İnşallah. Da güzel bir göy festivalleri düzenleneceğinden eminim yani. Yani Vanlı kuşçularımız hakikaten de bu bir dediğimiz gibi abilerimizin sayesinde gerçekten de çok güzel yerlere gelmeye başladı Van kuşu. Çünkü çok büyük mücadeleler veriliyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Abilerimiz de elinden geleni yapıyor. Kuşçular özüne döndü. Van kuşuna döndü. Çünkü Van kuşunun en büyük özelliklerinden hepimiz biliyoruz ki uzun saatler uçması. Evet, öyle. Tekrar ona döndük. Bu konuda da kardeşimi tebrik ediyorum. Var olsunlar. Baş tacısı. Oğuz abi ben bir konuya da değinmek istiyorum. Evet. Bir tek biz değil mesela bu sene taşın altına elini koyanlar oldu. Dayım oğlu Vedat Kutas, Ömer Çağrı Yaşar, Haşim abi. Haşim abi gerçekten bu yıllardır taşın altına elini koyuyor. Diğer taraftan Abdullah Erişiş, Naci abimiz, Nihat Özister dayım. Aha, bunlar da Van kuşu adına bu sene etkinlikler. Emrah Sarsılmaz, Feyyaz Aydın, Erciş'ten de Orhan Deniz abimiz, Talip Kupçuk abim. Aha, Erciş'te değerli kuşçular Şakir abim. Veysel Ödemiş abimiz. Bizim değerli hakemimiz. Gerçekten yani ben Veysel abiye hakemliği konusunda takdir ediyorum. Gerçekten dört dörtlük bir hakemlik yapıyor. Arada bir bize takılıyor, o da normaldir. Aynen. Aha, yani bu olacak şeylerdir. Bu sene ben festivalimde tam günü deviren Ferit Yeşilgöz abimi tekrar da yine burada canı gönülden tebrik ediyorum. Gebaş'tan Okan polis abimiz, bu da 10 saat 7 dakika uçurdu. İskender abim bizim festivalde 8,5 saat uçurdu. Maşallah. Ömer Çağrı Yaşar'la Vedat Kutas Haşim abimi düzenlemiş oldu. Festivalde de 3 kuşun toplamında festival birincisi oldu. Saçı Beyaz kardeşimi tebrik ediyorum. Bu da güzel saatler uçurdu. Aha, Şahin Kaya kardeşimi de tebrik ediyorum. Tam güne yakın kuş uçurdu. Hani kurallar gereği kuşu gelmedi. Bitlis'ten festivalimize katılan değerli büyükler oldu. Veysel Onurcan Dürel abim oldu. Onu tebrik ediyorum. Erman adı Sabur abim oldu. Onu da tebrik ediyorum. Yani abi bu hobi bize çok eş dost edindirdi. Bu hobi sayesinde güzel arkadaşlıklar, güzel dostluklar edindik. İnşallah sene farklı festivaller düzenleyeceğiz. Farklı organizasyon yapacağız. İnşallah. Ortağım Yaşar Kervan ile
Yani bizim amacımız Van kuşunun hak ettiği yere gelmesi. Yok eskiden bakıyordun abi ortalık dolmuştu renkli tavuk kuyruk bilmem ne. Aynen. Ama onları artık piyasada bulamıyorsun. Yok maalesef. Bazen bana Face'ten tanıdık eş dost oluyor. Mesela biz kahveciyiz, kahve işletiyoruz. Evet. Bana diyorlar bu kuştan var mı? Bulamıyoruz biz. Yani bu bizim için büyük bir şey. Gerçekten kuşumuz senin de dediğin gibi özüne döndü abi. Yani amacımız bu abi. Abime birazdan kuşlarımı tanıtacağım. Aynen, verdiğim vitaminleri, verdiğim yemleri. İstiyorsan vitaminlerden başlayabiliriz abi. Yok biz bir çay içelim. Tabii abi. Tamam. Bir ara verelim. Tamam. Çay abi. İçelim arkadaşlar. Daha sonra devam edeceğiz. Vitaminlerimiz, yemimiz, arkadaşımızın 8 saat uçumunun en büyük sebeplerinden biri çok güzel bakması, kümesi olsun, ilaçları olsun, vitaminleri olsun, yemi olsun ve kendi seyisliği olsun. Öyle abi, evet. Öyle. Onları tek tek kendisine soracağız. İnşallah bir ara verelim daha sonra devam edelim. Arkadaşlar kuşlarımızı çıkaralım. Kuşlarımız çıksın. Kuşlarımızı da çekelim. Maşallah. Maşallah. Abi bereketli olsun bu arada. Maşallah. Gel. Maşallah, maşallah. Sinan abi ben sana buradan mı sorayım yoksa kümesten mi bakalım? Abi, buradan sana aracağım tele. He tamam. Bana telden sorabilirsin abi. Tamam. Aha. Yani kuşları... Şimdi sen bildiğin üzere herkes de izledi birçok burada bir 30-40 kişi rahat vardı izledi 8 saat. Maşallah 2 tane yavrudan kızmaydılar. Evet abi. Uçurdun. Onlardan biri diyorsun kaldı gelmedi. Doğru mudur? Oğuz abi ben kuşlarımı sen kendin de şahitsin. Ferit Yeşilgöz daima kupayı takdim ettiğimiz salı akşamı ben de orada kahvede hemen hemen 40-50 kişi vardı. Ben de dedim yarın provamdır. Evet. Bırakacağım kuşlarımı izlemek kim izlemek istiyorsa bir Van'dan da dedim gelin misafirim olabilirler. Aynen beni de davet ettim. Seni Azat kardeşimi orada değerli büyüklerimizi hiçbiriniz gelmediniz. Ha valla doğrudur. Dişim yine karanlıkta geldi benim ama benim duman erkeğim düşmedi o gün. Nasip yani sıkıntı yok. Ana babası bende. Onlardan abim kızmaydılar kuşlar. Ben bir tülekteyken büyük saatlerini izlettim abi o kuşların. Maşallah. Hani burada kalkıp isim vermenin anlamı yok ama ben bir tülekte benim kuşlarımı damımda 10 saat, 10,5 saat izleyen büyükler oldu. Yine 10,5 saat uçtu. Bir gün dinlendirdim. Recep dayım geldi o gün. Yaşar Kervan'dı, yine Nihat Baytar abimizdi, Salih Baytar abimdi. Onlara yine o yavruları bir tilekteyken ufakken attım. O zaman da yine yeni yeni uçurduğumda yine 5,5 saat uçtular bataklıkta. Maşallah. Abime kuşlarımı tek tek, benim kuşlarım iki soydan oluşuyor abi. İki ana babadan gelmediler. Zaten fazla bir kuşum yok abi, toplasan tamamı 14-15 tane etmez. Benim kuşlarımın bir soyu anaları süt beyaz, dimdik beyaz bir dişi. Babaları da bu görmüş olduğun süt beyaz kara kuyruk. Maşallah. Onların ikisini kızmayken Haşim abi bana hediye etti. Haşim abimizin damarıdır. Onun damarıdır. Şimdi inkar etmenin anlamı yok. Damarıydı bana hediye etti. Allah razı olsun. Diğer damarım da ana İlhan Suvaroğlu abim var. Yani o da Van'ın sevilen eski kuşçularından pek sosyal medyada falan görünmez, takılmaz ama ömrünü Van kuşuna vermiş 55-60 yaşlarında değerli bir büyüğümüz. O da bugün Diyarbakır'a doktora gitti. Rabbim ona da Şafi ismiyle şifa verir inşallah. Şimdi abi sen dişi, o... Senin... Dişi onun diye yine dişinin de erkeği yine Haşim abimin. Ha erkek. Erkek de yine Haşim abimin ikinci damarın. Tabii. Erkeğin babası Şahin kardeşimin. Şimdi inkar etsem demesem yakışık almaz. Sonuçta onlardan bana geçmiş. Hiçbirimiz bunları var etmedik. Ondan geldi. Elbette ki. Herkese yani bir şekilde bir yerlerden geliyoruz. Hepsi evimin yavruları. Hepsi burada
büyütülmüş. Mesele odur. Ama adamların kanı. Şimdi bugün kalkıp demesem Haşim abimin, İlhan Suvaroğlu abimin, Şahin Kaya kardeşimin, yani bir nevi onların da emeğine saygısızlık etmiş olurum. Onların damarı. Yani ben kendimden getirmedim bu kuşları. Onların sayesinde ben bu kuşlara kavuştum. Ben şimdi kümesin içini abime göstereyim. Kuşları tel örgüye çıkaralım. Tamam. Ben abime tek tek içeri göstereyim mi içeri? Gel abi, gel. Gel abi, göstereyim. Gel abi. Arkadaşlar, mütevazi küçük bir kümes. Havalandırması da gayet güzel. Kümesimiz küçük ama maşallah tertemiz. Ben içeri giremeyeceğim. Ben biraz iriyim. Maşallah arkadaşlar. Burada abi bu görmüş olduğum papaklı göğe attığım kuşların yavrusu. Maşallah. O kızmaların yavrusu. He. Onun da kardeşi bu yukarıda görmüş olduğun kiremit abi. Bu düz olan he. Düz olan abi. Bu ikisi göğe attığım kuşların yavrularıdır. Maşallah. Maşallah. Abi ben şimdi dışarıda abime göstereceğim kuşları. Bundan maşallah. Sonra tekrardan içeride de maşallah. Sinan o yavru apı mıdır? Oğuz abi onu da ben göstereceğim tabii. Onu da maşallah. Birazdan dışarıda. Burada çekelim. Oğuz abi bu şey şampiyon arı polenli yavru apı. Maşallah. Benim kuşlarım tüylendikten sonra yeme düşene kadar yani bir 10-12 günlük bir süreçte günde 2 tane ağızlarına veriyorum. Yani gerçekten çok kaliteli bir yavru apı. O güzel Oğuz abi. Yani ben memnunum. Oğuz abi bu ikisi, bu görmüş olduğun ikisi. Dur onu da bir çıkaralım Oğuz abi. Oğuz abi bu görmüş olduğun bu ikisi göğe attığım kuşların öz kardeşi. Biri kiremit, biri duman. Hep böyle veriyorlar. Yani şaşmaz. Ya iki kiremit verir. Ya bir duman ya bir kiremit verir. Farklı vermez. Maşallah. Anneleri kiremit miydi? Anneleri duman papaklıdır. He. Babaları kiremittir. Oğuz abi bu ikisi de benim bahsettiğim kara kuyruklarımın yavruları. O süt beyaz kara kuyruk. Evet onların yavruları. Maşallah. Oğuz abi burada da böyle ufak yavrularımız var. Maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar izlerken de bir maşallah alalım. Ya kümesim bu aralar yani gerçi yine temiz şu kümesin ama yarın bugün Haşim abinin de buraya gelme sebebi Allah razı olsun kuşlarımı aşı yapacağım, beraber yapacağız. He. Ben aşı yapacağım, yarın yıkandırırken kuşları kümesimi de temizleyeceğim. Belki ben onu da sana soracağım. Aşı yapmadan önce veya yaptıktan sonra ne yapılması gerektiğini de sana soracağım. Oğuz abi, burada dar bir alan olduğu için sen de aciz olmuyorsun. Yok ben aciz diye. Olmam. Ha. Serin kümesimin duvarları kaplama. Tavana katar, yere katar kaplama. Evet. Oğuz abi ben kuşlarımı aşılamadan önce bir 15 günlük bir süreç uyguluyorum. Nasıl uyguluyorum? Kuşlarıma ilk öncesinden bu ben Rönnfland probiyotik kullanıyorum. Alman yamalı. Ben bir gün onu veriyorum. Bundan sonra kuşlarımı saat akşam 3-4 saat 3-4 gibi sularını yemlerini önünden çekiyorum. Sabah saat bile yemleme sıra yemlemeye yakın ben geliyorum. Ben Levamix kullanıyorum. Levamix de Sky'ın çok kaliteli bir kurt ilacı. Ben o kurt ilacını bırakıyorum önlerine bir 2-3 saat kalıyor. 2-3 saatten sonra zaten kümesime geldiğimde böyle affedersin bu parmak kadar ben parazitler parazit görüyorum. Ya kusuyorlar ya affedersin atıyor dışarı. Onları görüyorum. Ondan sonra yine bir gün probiyotik, bir gün vitamin uyguluyorum. 15. gün tekrar aynı başta yaptığım gibi yapıyorum. Öyle kuşlarımı. En sonunda da dış parazitini yapıyorum kuşumun. Evet Sinan kardeş, sen bize iç parazit ilacını verdikten sonra aşıyı yaptığını söyledin. Son gün bit ilacı döküyorum kuşlarıma. Evet. Ondan sonra da aşılarımı yapıyorum. Ben aşıyı da düzenli olarak 6 ayda bir yapıyorum. Hangi aşıyı yapsan abi? Ben Tyson'ın yapıyorum. Gökhan Ölmez abim var. Allah ondan razı olsun. Bu 8 yıldır kullanıyorum. 8 yıla yakın süredir de hani Allah'ın nazarı üstünde olsun. Ben görmemişim. Ne yavrum ölmüş, ne kuşum ölmüş, maşallah. Ne veba girmiş kümesime, ne hastalanmış. Yani ben düzenli bir periyodik şekilde bir kendime bir çizgi belirlemişim. Bu çizgi
hizasında ben vitaminlerim olsun onları veriyorum abime, onları da anlatacağım öyle. Çok güzel. Aa, şimdi yok. Ben sana öncelikle şeyi sorayım. Sen mesela bu kuşları yetiştirmeye başladın. Yetiştirme süreçleri nasıldır? Ne kadar sürede yetişiyorlar? Yavrularının uçurma şeklini bize anlatır mısın? İzleyicilerimiz de görsün. Oğuz abi benim kuşlarım genelde biraz torunları seri çıkıyor. Torunlar. Yani şimdi desem belki bazı insanlar inanmayabilir ama ben mesela daha takla atmadan bile göbek atıyor. Ben büyük saatler izlemişim bu damda. 7'de izlemişim, 10'da izlemişim. Maşallah. Daha ya takla vurmadan. Evet, 5 saatte izlemişim, 3'te izlemişim, 6'da izlemişim, izlettirmişim de. Yani lafımla değil. Evet. Ben bunları burada değer verdiğim insanlara mesela oturuyoruz, atıyorum, izliyoruz. O zaman tabii kuşların genellemesi nasıl diyeyim abime? Takla atmadan da yetişen oluyor. Ama takladan sonra da yetişen oluyor. Yani sağlam bir kan Oğuz abi. Ben de yaşım 34. Hemen ben de çocukluğumdan beridir bu sevdaya gönül vermiş biri olarak ben de iyinin hastasıyım. Ya sonunda yakaladık iyisini. Maşallah. İnşallah çoğaltacağız. Arkadaşlar bu kuşta kuşlarımızın nenesidir değil mi? Abime bir tanıtabilirim. Tamam. İçeride. Aynen öyle. Girelim buraya. Oğuz abi bu göğe attığım yavrularımın babası. Maşallah. Kiremit bir erkek. Evimin yavrusu. Etken halka taktığım bir kuşum. Maşallah. Oğuz baba. Oğuz abi bu da benim kuşlarımın annesi. Göğe attığım kuşlarımın. Duman papaklı. Kiremit'in eşi. Evet, Kiremit'in eşi. Göğe attığım yavrularımın anne babası. Anneleri. Anne baba bu ikisi. Maşallah. Oğuz abi ben onlardan bu da abime nasıl diyeyim? Nereden? Arkanda bir tane sanırsın ama burada. Oğuz abi bu benim göğe attığım kiremit dişim. Kiremit. Daha göğ mührü de üstünde duruyor. Maşallah. Arkadaşlar biraz güneş olduğu için ben çok göremiyorum. Tamam. Abi bunları ben göğden sonra dediğim zamanda ben uçurdum yine. Dişim karanlıkta geldi. Eşi gelmedi. Dışarıda kaldı. Dışarıda kaldı. Bak, gelmedi. Hocamı götürdü. Yani benim bu dişimin ben tam gününü izlemişim. Büyük saatlerini izlemişim. İzlettirmişim de. Maşallah. Ben bunu da göğden bir gün önce son provamda böyle bizim bir deyimiz var. Ben kuşu iyice doyurup attım. Recep Kayrim Fatih Yıldız abimiz de buradaydı yanımda. Ben 4 saatte altından kuş kaldırarak indirdim. Beni mahcup etmediler. Maşallah. Aha, Oğuz abi bu ikisine de gelecek olursa. Oğuz abi bunlar da bu göğe attığımın yavruları. Tabi kızmaydı o zaman. Ben bunu, bu da böyle duman papaklı. Maşallah. Nenesine benzemiş. Evet, nenesine benzemiş. Oğuz abi bu da. O da babaya benzemiş. Maşallah, maşallah, maşallah. Dedeye benzemiş. Daha çikçik yerinde duramıyor. Bunlar aynı soy. Oğuz abi bunlar aynı soy. Maşallah. Oğuz abi bunlardan der verdim, insanlara verdim. Bunlardan ortağıma bir iki tane verdim. Der verdim, bir büyüğümle verdim. İsim söylemeye gerek yok. Evet. Yani bunlar tek soy. Maşallah. Ben bu kuşlardan gayet memnunum. Maşallah. Beni bu cire katar yarı yolda bırakmadılar. Ben bunları bir içeri alalım. Diğer soruyu ben abime şey yapayım abi. Aynen. Şimdi bunlar bu kadar değil mi? Abi bu soydan içeride de yavrular vardı. Sana gösterdiğim küçük yavrular vardı. Kiremit yavru. Aynen. Oğuz abi bunlar bir soy. Bir 7-8 tane bir soy. Oğuz abi benim bu diğer soyumun da şöyle abime göstereyim. Oğuz abi bu diğer soyumun da babaları bu. Kara kuyruk. Melaka süt beyaz kara kuyruk göğsünde bir nişanı var. Maşallah. Babaları bu. Allah razı olsun Haşim abim yavruyken bana hediye etti. Uyla eşini. Uçurdun mu bunu? Yetiştirdin mi? Bunu ben yetiştirmedim. He, damızlık olarak. Damızlık olarak hiç yetiştirmedim. Soyunu bildiğin için. Soyunu bildiğim için. Aynen. Anası da bu abi. Beyaz dişi mi? Süt beyaz, indik beyaz dişi Oğuz abi. Maşallah.
Bu senin inan ki önceki kuşlarına mı dayanıyor? Yok, o zabi bu diğerleri dayanıyor. Ha, diğerleriydi. O zabi bu dişi Aşim abi'de böyle ufakken nasıl diyeyim, daha tam yetişmediği halde büyük saatler uçtu. Maşallah. Allah razı olsun, beni kırmadı, bana hediye etti. O zabi bu da benim Gülpınar erkeğim, bu kuşların yavrusu. Bunların ben 3-4. uçuşlarında dışarıda bıraktım, Gülpınar'a düştü. Maşallah. Burada Emrecan avcı kardeşim var, Allah razı olsun. Kuşumuzu bize karşılıksız verdi. Sağ olsun. Bunlar da onların yavruları, yani torun, bir ekseri torunları çok seri çıkıyor. Ha, torun daha randımanlı. Ha, torunları daha randımanlı oluyor. Maşallah. Teköz de var. Teköz iki tane vardı abi. Bir tanesini alıcı aldı. Atmaca vurmuş. Atmaca vurdu. Bu kızmam kaldı. Bunun da bu bir de kardeşi var. Eşhat. Maşallah, yakışmışlar da birbirlerine. Şundan bu kardeş mi? Kardeş. Oğuz abi ben maşallah bunları da böyle ufakken, daha yeni göbek atarken 5,5 saat sıcaklarda ben abilerime izlettim bunları. Maşallah. Keme damızlık yaptım, yani altı çalışıyor. Ha. Denedim. Bunların anne babası da aynı şekil. Bunlar torunun torunu. Ha. Hani ben bunlardan nasıl diyeyim abime? Ben bu kuşlardan sahiplendirdim. Nasıl sahiplendirdim? Hakkını verdiler. Anladım. Benim bu kuşlarımdan Şamran altında Ferit Bingöl kardeşim de var. Haşim abi, Senar'ın göğü günü 22 Temmuz'du değil mi? 23 Temmuz'du. 25'di inan ki. 24 Temmuz'da bunların kardeşlerini tam gün izletti. Yani maşallah. Birinci olan Ferit Yeşilgöz dayımız, Şakir Bingöl amca çocukları da, yani benim yavrularımı onda izlediler. Helal olsun. Yani hakkını verdiler. Bunların kardeşleri öyle bunların mi? Bunların öz kardeşleri. O gün abi beni yanıltmadılar. Ben bunlardan geçenlerden de 4 tane böyle der verdim. Bir abime verdim abi. Yani biraz çoğaltmıştım ama veriyorum. Hakkını verdiler mi veriyorum. Söylemesi ayıp olmasa, yani verdiğin kişinin ismini söyleme de. Değeri ya, neydi? Ya değeri mesela böyle oluyoruz. Kıramayacağımız insanlar geliyor, 3 tane veriyorum, 20 bin alıyorum. 20 bin. Ama benim 6 çalışan kuşumu mesela, ben geçen 4 tane 6 çalışan kuşumu değerli bir büyüme verdim şehir dışında. Yanında da 2 yavru hediye ettim, 52 bin para aldım. Maşallah. Yine Şabaniye'de bir kardeşime 2 tane kızıma verdim. Kıramayacağım biriydi, o 10 bin aldım. Yani kuşlarım beni tatmin ediyor. Kime de vermişsen beni bugüne kadar mahcup etmemişler. Çok güzel. Allah olsun. Böyle abi işte, yani bu hobiye sevdalandık, gönül verdik. Elimizden geldikçe emek vermeye çalışıyoruz. Vallahi abi, hani benim abartmayayım, benim bunlara ayda 2-3 milyar bir masrafım oluyor. Dikkat ettim, şimdi onları da gösterecek. İlaçlarıdır, vitaminlerdir, evet, verdiğin abi yemlerdir. Helal olsun, seni tebrik ediyoruz abi. Oğuz abi, bu mesela bunların hepsi büyük saatler. Ben yani 9-10 saat izledim. 9-10 saat ben bunu tam gün izlemişim. Oğuz abi bu dişi zaten dedim, Aşim abi hediye etti bana yavruyken, büyük saatler. Oğuz baba bunu 9-10 saat izledim. Bu yine tam gün de izledim. Maşallah. Ben bunu 2-3. uçuşlarda öyle saat izledim. Kime diyordum, bana diyordular yalan atıyorsun, bu kuş böyle uçmaz. Abi ben bir konuya değineceğim. Ben kime dedim bu yavrular 2-3 uçuşta böyle uçuyor. Yani resmen bizi yalancı durumuna düşürdüler. Ama tabii inandılar. Hani bu son zamanlara bakıyorum, kimin ağzını açsan 2-3 günde böyle uçuyor diyorlar. Demek isteyince oluyor, yoksa yo, abi, üstüne mi düşmek lazım? Yo, sağlamını değil, bulmak sağlamlık lazım. Sağlamlık abi, bu kan mesela. İşte kanı bulmak lazım. Kanı bulmak lazım abi. Aynen, Allah kan razı olsun Aşim abimden, İlhan Suvaroğlu abimden. Sağ olsun. Şahin kardeşim. Yani onların karışımı, memnunum. Yani kuşlarımı, hani evlatlarımı nasıl seviyorsam kuşlarımı da bu şekilde seviyorum. Maşallah. Yani çok büyük emek isteyen bir olay. Ya abi ya, gördün koskoca aynen kümes toplasan 11 tane, 12 tane kuşum var. Aynen aynen, kümes baya büyük. Ya az olsun öz olsun lafı aynen var ya. Öyle. Şimdi seninki de budur. Şimdi geçelim, bu ilaçlarımızı da tanıtalım. Tabii abi. He, yemlerdir, tabii, ilaçtır. Tabii. Haşim abi, kuşlar senin olduğunu sağ olsun Sinan abimiz defalarca söyledi. Senden gelme olduğunu. İlhan abi. İlhan abi. Yani şimdi senin kuşlarınla ilgili senin duygularını
Senin düşüncelerini alalım. Öncelikle Sinan'a ben bu kuşları hediye ettim. Tüyüce bin xeyrini görsün. Gerçekten kuşlar da kaliteli kuşlardı. Sinan da uçurdu, memnun kaldı. Mesela Rabbim ona çoğaltmayı nasip etsin. Gerçekten amin. Kuşlar da sağlamdır. Allah bin hayır versin Sinan'a. Amin, amin. Amin, maşallah. Gerçekten de güzel kuşları var. Sen bildiğim kuşları vermişsin. Adam da bunları çoğaltmış. Memnun kalmış, uçurdu. Biz hepimiz de izledik. Vallahi Oğuz abi, ben sana ben Sinan'a da dedim. İkinci, üçüncü, mesela bir hafta, 10 gün içerisinde çok büyük suatlar atıyor. Maşallah. Ve ben de yanılmadım. Sinan da gördü. Sinan bir ara bana dedi, ya ben kime diyeyim inanmıyor. Dedim, sen gördükten sonra artık önemli değil. Aynen. Tekrardan Rabbim ona hayırlı etsin, uğurlu etsin, çoğaltmayı nasip etsin. Amin. Sinan'a da yakışır. Allah razı olsun. Oğuz abi, ben bu damda yani gerçekten şunu deme, Haşim abi için, İlhan abi için veya Şahin için demiyorum. Ya ben inanmıyordum açıkçası. Ama Oğuz abi gerçekten... Seni bile şaşırtmıştı bu kuşlar. Oğuz abi, ben bu damda öyle bala yavrular, öyle saatler uçurdum. Yani ben diyordum, ben boş havayı mı izliyorum acaba? Bir an insan tereddüte gidiyor. Ya tereddütte kalıyordum abi. Mesela ben karakuyruğun iki yavrusunu sabah bir haftaydı tele çıkarıyordum. Sabah attım yan çatıya, Haşim abiye aradım, dedim çatıdadırlar. Bir uçurayım dedi, uçurdum abi. Evet. Bir 10-15 dakika uçtular, bir 5-6 tur vurdular, 10-15 dakika gelip indiler. Ben bunları öğlen çıkarıp saat 1.30 gibiydi. Ben attım, ikisi göğde kaldı. Ya ben şoka girdim ya, dedim. Bu ikisi midir o kuş? Ya abi, böyle açık yapan kuş, böyle batak alan kuş ben görmedim. Maşallah. Ben dedim, acaba ben hayal mi gördüm? Kimi arıyorum diyor, sen delisin, böyle bir şey mi olur? Batak karanlığa katar ikisini, çift bir erek, bir gülpınar üstünde. Öyle açığa da gidiyorlar. Geziyordular. Ya kime diyorum? Diyor, öyle bir şey mi olur? Şimdi gidip bir yere düşmüşler. Abi kuşlarım sabah saat 6:57 geçe inci kuyruk olan geldi. Maşallah. Kiremit olan da saat 10:57'de geldi. O gün geldiler. Abi ben de dedim yani belki ben halüsinasyon görmüşüm. Ne olmuş? Onları o gün dinlendirdim. Ertesi gün saat 10'da attım. Yine dışarıda kaldılar. Maşallah. Ya yani ben gerçekten abi, Allah onlardan razı olsun. İlhan abimden de, Haşim abimden de. Hani o kuşların ana babasını Haşim abi bana hediye etti. Böyle büyük saati uçanların. Allah ondan razı olsun diyorum. Amin. Ben böyle bir şey bu yaşıma geldim, yaşım 34, görmedim. Ben o adamlar sayesinde bu kuşu gördüm. Bazen de sitem ediyorum onlara, diyorum beni delirttiniz. Yani böyle bir kuş böyle uçar mı diyorsun, inanmıyorlar. Evet. Ama verdiğim insanlar, ben mesela Şamran altında Ferit Bingöl kardeşime verdim 4 tane yavru. Hani bala yavru Senar'ın göl gününden bir gün önce tam gün izletti. 10-15 kişi tam gün benim yavrularımı izledi. Hatta ertesi gün gelişinde Haşim abi Gül, Ayhan abi Gül gidip baktılar kuşlara. Ben memnunum, kime de verdiysen beni mahcup etmediler. Allah abilerimden razı olsun. Amin. Yani benim bunu deme sebebim, istesem derim benim kuşlarımdır, benim emeğimdir. Ama abiler, bir insan size bir iyilik yapmışsa bunu inkar etmeyin. Damar buradan gelmiş bana. Hani bu adamlar bana bu damarı vermiş. Ya öyle tabii de. Ben senin de bayağı bir mücadelen var. Ne bana yakışır, ne kişiliğime evet. Yakışır. Şimdi senin yemlere bir bakalım. Oğuz abi, ben abime şöyle diyeyim. Oğuz abi, bu benim damızlıklarıma verdiğim yem. Yavru aldığım kuşlara. Yavru aldığım kuşlara verdiğim yem. Maşallah. Sen bunu özel mi yapıyorsun yoksa? Oğuz abi, ben bunu özel yapıyorum. Ben... Yani nasıl diyeyim sana, ben ayda hemen hemen 1.5-2 milyar yeme yapıyorum. Bu özel sadece yavru bakan kuşlarıma veriyorum. Maşallah. Oğuz abi, bu da benim uçurduğum kuşlarıma veriyorum. Hmm. Yani bazıları der hava sıcak tapa nasıl olur, ama gerçekten ben uçan kuşlara arada tapa da veriyorum. Tapa da var içinde. Tapa he? Şey tapa değil. Nasıl diyeyim abime? Arpa veriyorum. Ha, arpa. Yani ben yemimi de özenle seçiyorum. Maşallah. Hani belki bazıları buğday ve şey yapıyor. Yani bir karşılık bekliyorsan bir emek vereceksin. Değil mi? Aynen öyle abi. Bu da benim mineral taşım. Ben bunları da şehir dışından istetiyorum abi. Maşallah. Ha, ben abime vitaminlerimi de gel. Gel abi, gel. Oğuz abi, bu benim dörtlü karma aşım. Kutu boş tabi buzlukta.
Ben 8 yıldır bunu kullanıyorum. Tyson Amerika aşısı. Gerçekten 8 yıldır kullanıyorum. Çok kaliteli bir aşı. Memnunum. Biraz fiyatı biraz bir yüksek ama emeğini seven bence bunu yapmalı. Bildiğimiz süt aşı değil mi? Yok abi, bu 4+1 bunun karışmış. İçinde çiçek aşısı var, veba var, salmonella var, koksidius var, adenovirüs var. Gerçekten ben memnunum. Hani Allah'ın nazarı kuşağımın üzerinde olsun. Bugüne kadar ben hastalık görmedim. Maşallah. Yavrumun öldüğünü de görmedim. Maşallah. Uza abi, bu Entrobac. Bunlar da Rönflant'ın malı, Almanya. Ben genelde vitaminlerimin hepsi Almanya'nın. Bu probiyotik ben haftada 2 gün veriyorum. Haftada 2 gün. 2 gün. Ben bunu da hemen bakın, soğuk kullanma tarihi de 2025 yazıyor. Evet. Bunlar da biraz bir cep yakıyor ama kuşlarıma değer bence. Yani bence insan emek verecekse iyisine versin abi. 50-100 kuş olacağına 10 kuş olsun. Temiz en azından olsun. Temiz olsun, ne beslediğimizi bilelim. Aynen. O zaman bu sana bahsettiğim iç parazit. İç parazit. Bunu da bu hobiye, bu sevdaya gönül vermiş abilerime öneririm. Bu da Yeni Yolda Doğu Veterinerde satılıyor. Doğu Veteriner. Evet, bir 40 lira gibi bir şey. O zaman bu Belgasol, gerçekten bu da yani dünyada bence eşi benzeri yok bu vitaminin. Bu da litresi 1.800-2 milyara yakındır. Bunu da ben veriyorum. Oğuz abi, ben bunu yazın veriyorum. Oğuz abi, betamini de yazın veriyorum. Betamin de Oğuz abi içinde amonyo asit, elektrolit birleşimi, vitamin, amonyo asit, elektrolit birleşimini. Ben bunu kuşlarımı uçurduktan sonra gelen kuşlarıma veriyorum. Performans sonrası düşüklük yaşamasını. Kaybetmiş oldukları su seviyesini, su dengesini sağlıyor. Sıvı kaybını önlüyor. Kuşa bir enerji veriyor. Aynen. Oğuz abi, bu Sadaçol da gerçekten, bunu da bütün kuşçulara öneririm. Bunu da ben 4 mevsim kullanırım. Kuşun ciğerini temizliyor. Kuşun mesela damızlı kuşlarımın yağını eritiyor. Nefeslerini açıyor, ciğerlerini temizliyor. Gerçekten bu da 4+4'lük bir vitamin. Oğuz abi, benim vazgeçilmezim de Gervit. Bunun da litresi 1.600.000. Yani bunları tabi bölünmüş de alabilir isteyen abilerim. Gerçekten çok kaliteli bir vitamindir o da. Vitamin içinde 18 çeşit vitamin. Bu genelde ben bunu sonbahar kışın veriyorum. Yazın vermiyorum. Yazın kuşlarıma verdiğim Sadaçol, Belgasol, Betamin veriyorum. Ya benim bir iki tane daha Ro 200'di, Mumdu, Carnispit'di. Onlar da vardı, onlar da bitmişti. Bu günlerde Allah nasip ederse Cesur abimden tekrardan isteyeceğim. Vitaminler, aşılar hakkında demek istediğim bu. Buradan son olarak da şöyle bir şey demek istiyorum. Kuşumuzun değerini bilelim. Yani dünyada başka bir Van kuşu yok, başka bir Van ırkı yok. Gerçekten bizim kuşumuz yeri geldi mi diyorlar Pakistan. Bence Pakistan bile bizim Van kuşuyla yarışamaz. Bence de. Kuşlarımız güzel saatler uçuyor. Bu sene zaten düzenlemiş olduğumuz Van'da düzenlenen festivallerde kendi gösterdi. İnşallah kuşumuz hak ettiği yere gelir. İnşallah. Herkes iyisine emek versin. Her kuştan yavru almayın. Bilmediğiniz kuşu saklamayın. 5 tane olsun, temiz olsun. Hani demek istediklerim bu benim abi. Allah razı olsun. Gerçekten de biz seni tebrik ediyoruz. Kuşlarına verdiğin değeri, yaptığın işlemler göz önünde. Seni tebrik ediyoruz. Allah seni var etsin. Haşim abinin de son sözlerini alalım. Videomuz biraz uzadı. Sıkıcı olmasın. Sinan'ın sonunda dediği şeylere katılıyor. Mesela gerçekten de her kuşun yavrusu alınmaz. Doğan kuşu mesela adamda 100 tane, 150 tane kuş var. Sevebilir 150 taneyi. Sen bildiğin 3 çiftten ya da 4 çiftten yavru aldığın zaman zaten kuşlar ortaya çıkıyor. Ama aynen, bunu bir deneyim yapma yani. Bildiğin kuşlardan yavru aldığın zaman her zaman faydasını görürsün yani. Onun için gerçekten de Van kuşu, bence ben de katılıyorum. Pakistan'da Van kuşuyla yaşamaz. Ama bu bir gerçektir. Burada Şahin kardeşimiz, Ferit abimiz tam gün uçurdular. Burada bir Van da biri, İskender abimiz. Onlar mesela tam gün uçurdu. Demek ki Van kuşu zaten normalde
Herkes de hemen hemen evinde bir günü çan kuşu görmüş. Önemli olan göy günüydü. Göy gününde bu kardeşlerimiz bunu bize gösterdi. Aynen. Onun için yani en kısa zamanda her kuştan yavru almaması lazım. Kendi görüşümdür. Başkaları belki yerde sevin. Ama ben kuşu en güzeli havadadır. Oğuz abi, ben buradan daha böyle bir konuya değineceğim. Ben tekrardan diyorum. Bu sene festivallerde güzel saatler uçuran bir şampiyon olan Ferit Yeşilgöz. Diğer festivalimizde kazanan Şeno, Senar Bingöl, Servet Bingöl, Şakir Bingöl abilerimi de tebrik ediyorum. Buradan yani şimdi ben desem demesinler övmek gibi olsun. Vallahi ben Oğuz abi, ben Nihat Baytar abimi de gerçekten tebrik ediyorum. Bu da bu sene güzel bir saat izletti. Ama ne iddia bazen gelmiyor bazı insanlara. Ben evinde vallahi ben bala yavrularını 10 saat, 10,5 saat tam gün de izledim. Ama bu sene Allah'ın izniyle şeytanın bacağını kırdı, kotayı kırdı. Seneye inşallah daha güzel, daha büyük saatler uçuracak. Ben buradan Gebaş'taki, Erciş'te, kısaca Türkiye'nin her yerinde bu sevda, bu hobiye emek vermiş, gönül vermiş bütün hobidaşlarımı canı gönlünden selamlıyorum. Sadece bu çekememezliği de ortadan kaldırsak tam olur. Rabbim senden razı olsun abi, senin sayende bu vesileyle kuşumuz dışarıya da tanıtılıyor. Sen olasın, Ömer Çağrı olsun, değişik insanlar olsun. Van kuşu için bir emek veriyorsunuz. İnşallah sizin de bu emeğiniz boşa gitmez. İnşallah. Allah tekrardan benim başım gözüm üstüne. Sağ olun, sağ olun. Arkadaşlar, biz videomuzu buradan sonlandıracağız. Herkesi Allah'a emanet ediyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bizi takip edip yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.